Bu geometriyi iyi yapabilmek için kaç şart vardır acaba? İslam'ın kaç şartı vardır sorusu gibi oldu bu ama onun kadar önemli bir soru aslında bu. Birinci şart ek çizimlerde. İkinci şart dik üçgen. Arkadaşlar merhabalar. En önemli rehberlik haftalarından birindeyiz. Rehberliğin üçüncü haftasındayız. Geometrinin temel ayaklarından biri. Geometri yapabilmek için ikinci şarttayız. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Yine videonun sonunda bir sürprizim var. Yani yine bir kitap hediyem var. Videonun sonunda o kitap nedir ve şartları nelerdir? Onlardan da size bahsedeceğim. Evet, en önemli haftadayız. Ben her zaman şunu söylerim. Geometriyi ikiye ayırırım. Üçgenler ve diğerleri. Üçgenleri de ikiye ayırırım. Dik üçgenin sonuna kadar olan kısım ve sonrası kısım diye ayırırım. Eğer dik üçgenlerin sonuna kadar sabrediyorsanız bu işi çok rahat bir şekilde halledersiniz. Geri kalan geometri hayatınız çok iyi bir şekilde geçer. Her zaman söylüyorum ve yine de söylemeye devam edeceğim. Ya dik üçgenin sonuna kadar niye sabredin diyorum. Ya böyle doğru açıda başlıyorsunuz iyi gidiyor. Üçgende açıda biraz tökezlemeler başlıyor. Sonra ek çizimlerde ne oluyoruz ya falan diyorsunuz. Devam et. Devam et. Devam et. Benim burada konu anlatım stilimde şu var. Ben her zaman bir konuyu geçtikten sonra bir sonraki konuyu da tekrar ettiriyorum. Buradaki konu anlatımında da yine aynı şekilde devam ediyoruz. Mesela ek çizimlerden bahsedeyim. Ek çizimlerin %100'lük kısmını anlayamadın. %40'lık kısmını anladın. Devam etmelisin. Geometride ilerledikçe, zaman geçtikçe konular daha güzel bir şekilde oturur. O yüzden devam edeceksin. Bunu sakın ama sakın unutma. Çünkü dik üçgene geldikten sonra ek çizimlerle ilgili soruları da dik üçgen içerisine koydum ki hem ne yapıyorsun? Geçmişini de tekrar etmiş oluyorsun. Yani sen ek çizimlerde %40'lık bir durumdayken ne oluyor? Dik üçgende de ek çizimleri tekrar ederek %60'a geçiriyorsun. Sonra bir sonraki konuda %80 olacak. Bir sonraki konuda da %100 olacak. O yüzden bir konuyu her zaman %100'lük kısmını anlamak zorunda değilsin. Hepsini yapmak zorunda değilsin. Yapamadığın zamanlar da olacak. Yapamadığın zamanlarda da ilerlemeye devam et. Güzel bir şekilde son noktayı da koyacaksın. Yani her şeyi çok güzel bir şekilde zamanla öğreneceksin. Bu dediğim gerçekten çok kıymetli bir şey. Evet, geometrinin en temel ayaklarından birindeyiz. En önemli şartlarından birindeyiz. Dik üçgen konusu. O yüzden bu haftaya lütfen dikkat et. Bu hafta en önemli haftalardan biridir. Dik üçgeni iyi bir şekilde öğrenmeni tavsiye ediyorum ve kitabın içerisinde zaten o kadar güzel sorular her kalıpta, yeni neslin ve eski neslin her kalıbında kolayından ortasından zoruna doğru öyle sorular koydum ki ve bazı soruları da, güzel soruları da, hatta yeni soruları da öyle bir animasyonla destekledim ki dik üçgende eksik hiçbir şey kalmayacak. Dik üçgende eksik hiçbir şeyin kalmaması demek genelde uzunlukla ilgili soruların, sadece üçgenlerden bahsetmiyorum, sonraki konulardan da bahsediyorum. Dörtgenler, çember, mesela çemberde dik üçgeni çok fazla kullanacağız. O konularda da sen o soruları çok rahat yapabilme adayı olacaksın. Zaten boşuna demiyorum. Üçgenler bittikten sonra THT'de 7 net yapabilecek seviyeye geleceksin diyorum ya. İşte o 7 neti yapmanın şartlarından biri de dik üçgenden geçiyor dostlar. Hadi bakalım, çok fazla konuşmayalım. Şimdi gel seninle birlikte programlarımıza bakalım. Haftalık programımız vardı ki ben haftalık programı öneriyordum sana. O da kitabımızda 4. sayfada ya da 5. sayfada olması lazım. Bir de hızlandırılmış programımız vardı. İlk başta bunların PDF'leri de neredeydi? Bu serinin, bu oynatma listesinin ilk videosundaydı. Yani rehberlik serisi 1. videomuzdaydı. Oradan indirebilirsiniz buradaki PDF'leri. Hızlı programı açıyoruz şimdi. Hızlı programı aç zaman biz böyle 1. hafta ve 2. haftayı aynı videoda anlatmıştık. Bu 21 ve 25'inde yapıyorduk Eylül'ün. 29'unda tabi bu tarihler siz değiştirebilirsiniz. Daha önceye de alabilirsiniz ya da daha sonra izleyenler daha sonra da alabilir bunu. Biz burada başlatmıştık ki ayın 21'inde 21 Eylül'de başlatmıştık bu programı ve aralığın sonunda da bittiğini de söylemiştik. Yani şöyle baktığımız zaman 3,5 ayda biten bir programdı. Hızlandırılmış program. Ama bu hızlandırılmış programı da kime öneriyorduk? İyi ya da çok iyi olan öğrencilere öneriyorduk. Şimdi buraya geldiğimiz zaman dik üçgenle ilgili 29'unda başlayacak mı? Siz 29'unda bakıyormuşsunuz gibi konuşayım ben şimdi. Ben olsam ne yapalım? 29'unda dik üçgenle ilgili videoları izlerim. Hatta burada 4. gün ve 5. gün videoları olması lazım. Toplamda 4 video var. Ben olsam 4. gün videolarını 29'unda, 5. gün videolarını 30'unda, sonra 2 tane de soru bankası çözdük ya. Burada kolay soru bankasını çözerim. Burada da orta, yani orta halli soru bankasını çözerim. Yalnız burada şunu da yapabilirsiniz. Dik üçgenle ilgili sorulara her kitap çok önem verdiği için bayağı bir testle karşılaşabilirsiniz. Yapabilenler şunu yapsın. İlk gün tüm videoları izlesin. Konu anlatımıyla ilgili 4 videoyu izlesin. Sonraki kalan 3 güne de diğer hem kolay soru bankasındaki hem de orta soru bankasındaki soruları çözsün tavsiyesini verebilirim. Şimdi şuraya gelelim. Bu da bizim haftalık. 4 günde bir değil de haftalık. Bunu kesinlikle yapın. İyi olanlar da bunu yapabilir. Bundan daha rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Baktığımız zaman dik üçgen 3. haftaya denk geliyor. 3. haftada hangi günlerde? 4. ve 5. günlerde.
Evet, burada da toplamda 4 videomuz olacaktı. 4. ve 5. günde bu haftadaki her videoya dikkat etmenizi söyleyeceğim. Hemen şeye bakalım, dik üçgene gelelim. Şuraya bakalım. Dik üçgende Pisagor bağıntısından bahsediyorum ilk etapta. Ve ilk etapta Pisagor bağıntısından bahsettikten sonra burada pratik bir yol veriyorum. Hatta orada bir animasyonla eski reyası falan da gösteriyorum. Oraya dikkat edin. Buradaki her video, her ders aşırı derecede önemli. Her derse çok ama çok dikkat edin. Her soruya çok ama çok dikkat edin. Evet, 4. günün ilk videosunda Pisagor'un tanımını yapıyoruz. Önemli. Ve kısa yolu gösteriyoruz. O kısa yol da aşırı derecede önemli. Çünkü dik üçgeni ne kadar hızlı yaparsam bundan sonraki geometri hayatında çok hızlı olur. O yüzden bu kısa yola da dikkat edin. Sonra eski nesil ve yeni nesil sorular şeklinde gidiyor. Ve burada katlama sorusu var mesela, animasyonda gösteriyoruz. Ve aynı videoda şöyle dik üçgenler hali hazırda karşımıza gelmiyor deyip, bazen dik üçgeni de biz oluşturacağız deyip bir not vermişiz. Ardından da yine klasik sorular ve yeni sorulara doğru böyle gidiyoruz. Animasyonlarla destekleyip o şekilde gidiyoruz. İlk videomuz bu şekilde. İkinci videomuzda yani 4. günün ikinci videosunda da özel kenarlı üçgenlerden bahsediyoruz. Özel kenarlı üçgenlerin de her tarz sorusu görüyorsunuz burada mevcut. Klasik sorular, ardından yeni sorulara geçiyoruz. Animasyonlarla desteklediğimiz sorulara geçiyoruz. Ardından da ek çizimleri de desteklediğimiz, ek çizimleri de hatırlattığımız sorular da burada mevcut. Güzel sorularla karşılaşacaksınız. Sonra 5. gün yine dikkat edin. Öklit bağıntılarından bahsedeceğim ama bugünün en önemli noktası bence özel üçgenler. İlk videosunda tamam öklit bağıntılarından bahsediyorum ama yani 5. günün ilk videosunda öklit bağıntılarından bahsediyorum ama yani öklit bağıntısını bilmeseniz bile ileride yani sadece dik üçgenle ya da ileride göreceğiniz benzerlik konusuyla da yapabilirsiniz. Bence bugünün de önemli noktası özel üçgenler. Özel açılı üçgenler. Özel açılı üçgenler gerçekten çok önemli. Tanımını bileceksiniz. 45-45-90 üçgeni ve 30-60-90 üçgenini özellikle bileceksiniz. Ve bunları sadece tanımını bilmeyle kalmayıp ne yapacaksınız? Olayın mantığını öğreneceksiniz. İşte bu derste ben size bir mantık veriyorum. Kalp içinde bazı açılar, özel açılar yazıyorum. O açılara dokunmayın diyorum. O açılara dokunmadan mantığınızı kullanarak dik çizeceksiniz diyorum. Oradaki cümlelerim aşırı derecede önemli. Yani en önemli derslerden biri. Bu diyebiliriz. Çünkü bu önemi göreceksin. Sorular geldiği zaman özel açılı sorularla karşılaştığın zaman kosinüs teoreminde değil, bak altını çiziyorum, özel açı gördüğün her soruda böyle kosinüs teoreminde karşıyım zaten ben. Geometride karşıyım en azından. Tabii ki yapanlar yapsın. Kosinüs teoremi olmadan özel açı görünen her soruda mantığını kullanarak çok rahat bir şekilde çözmeni öğreteceğim. Çözmeyi öğreteceğim sana. O yüzden lütfen bu derse de gereken önemi verin. Dik üçgen dediğim gibi aşırı derecede önemli. Bu önemi de ilerleyen zamanda göreceksiniz. Çünkü dik üçgeni anlayan bir sonraki konulardaki uzunluk buldurma çoğu soruda, sadece üçgenlerden bahsetmiyorum, dörtgenler olsun ya da çember olsun ki çemberde çok fazla karşımıza çıkıyor zaten. Her konuda katı cisimlerde bile karşılaşacaksın. Yani bundan sonraki geometri hayatınızı olumlu yönde etkileyecek derslerden birindeyiz. Haftalardan birindeyiz. Bu haftaya gereken önemi verin. Hatta hızlandırılmış programda belki 4 gün diyoruz ya, onu 4 gün değil de bu sadece buna özel önemli bir gün olduğu için bunu bir haftaya da yayabilirsiniz. Çünkü önemli bir gün. Öyle yalap şapka geçmeyin, üstün körü geçmeyin. Gereken önemi lütfen ama lütfen verin. Çünkü bundan sonraki hayatınız için aşırı derecede önemli. Evet, her ders önemli. Şimdi rehberliğimizi hallettik. O zaman sırada ne var? Sırada kitap hediyemiz var. Hadi gel kitap hediyemizden bahsedelim. Bu haftaki kitap hediyemiz de orijinal yayınlarından olacak. 10 tane kitabımız hediye. Evet, çekilişle vereceğiz bu hediyeyi. 5 tanesi mikro orijinal geometri, 5 tanesi de orijinal geometri olacak. Yorumlara yazacaksınız. Hocam ben mikro orijinal istiyorum deyip yorum yazabilirsin ya da hocam ben orijinal geometri istiyorum deyip yoruma yazacaksın. Mikro orijinal için 5 tane, orijinal geometri için de 5 tane çekiliş yapacağız. Yalnız şartlarımız ne? Yorum yazacaksın. Abone olacaksın tabii ki ve videoyu da beğeneceksin tabii ki. Ya bir kitaba böyle yazacaksın. Mikro orijinal isteyen sadece mikro orijinal yazsın. Sonrasında o yorumu görürsem iptal edelim. Çünkü haksızlığa hiçbir zaman, her zaman karşıyım zaten haksızlığa. Bir kitap hakkınız var. Yani bir kişi hem mikro orijinale hem de orijinale yazmasın. İki mesajı gördüğüm zaman kesinlikle o kişiyi listeden çıkartırım. Haberiniz olsun. Çünkü adaletli bir dağılım olsun. Bir de ben her zaman ne diyorum? Lütfen ihtiyacı olan arkadaşlar yazarsa sevinirim ki benim öğrencilerim, Kenan Komutan'ın öğrencileri yani benim samimiyetimi anlıyor. Sizler de zaten benim gibisiniz. Benden çalışıyorsunuz zaten. O yüzden benim gibi davranmanızı sadece yani elinizde iki kitap vardır. Üçüncü kitap lütfen üçüncü kitap için buraya yazmayın. Çekilişe katılmayın.
Hatta çekilişe katılmayanlar da tabii ki mesaj yazabilir, yorum atabilir, kalp atabilir ya da abone olabilir. Sıkıntı yok. Ama sadece ihtiyacı olanlar için bu şeyi ilk videomda planlamıştım ama şimdi ikinci videomda, hatta üçüncü, dördüncü, beşinci rehberlik videomda da böyle hediyeler vermeye devam edeceğim büyük ihtimalle. O zaman ne diyoruz? Yorumlara yazıyoruz. Mikro orijinal istiyorum ya da orijinal istiyorum deyip yazarsınız. Sonraki haftada, yani dördüncü hafta rehberliğinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Dostum, abone olmayı unutmuyorsun değil mi? Görüşürüz.